Merhabalar değerli izleyenler. Sözlük Global kanalına hoş geldiniz. Yaşamın İncisi'nin bugünkü konuğu, yaşam koçu, eğitim koçu, öğrenme koçu ve eğitimci yazar Umut Yazıcı. Peki insanlar neden yaşam koçlarına ihtiyaç duyarlar? Yalnız oldukları için. Şu büyük dünya içerisinde tek kaldıklarını düşündükleri için. Peki Türkiye'de yazar olmanın olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Eleştirel olması İnsanların kaldıramadığı en önemli özellik. Peki yazarlık nedir? Yazarlık dediğimiz gibi az önce cümleye başlarken de söyledim. İnsanın iç dünyasına inebilmesidir. İnsan kendisini tanıyabildiği müddetçe, kendisinin iç dünyasına yaşanabildiği... Hoş geldiniz Umut Bey. Hoş buldum. Öncelikle sizi biraz tanıyalım. İsmim Umut Yazıcı. Edirne ilinin Meriç ilçesine bağlı Kadınurma köyünde hayata merhaba dedik. Uzunköy'de yaşadık ve Rumlubunar Eğitim Fakültesi'nde aldığımız eğitimden sonra da eğitim hayatımıza kaldıyarak dolu dizgin devam etmekteyiz. Neler yaptık Umut Yazıcı olarak? Kalemler, kitaplar, defterler her şey önümüzdeydi. Biz sadece hayal dünyamızda bunları şekillendirdik. Bunlar neler? Bunlar TYT, LGS, YKS, KPS, ÖABT alanlarında yazdığımız soru bankaları, konu anlatımı kitapları, yaprak testler, denemeler, akabinde romanlar, şiir kitapları, makaleler bunlar bizim kaleme aldığımız eserler arasındaydı. Ha bunları nasıl kaleme aldık? Bunları iç dünyamıza inerek kaleme aldık. Niye? Ben sınava girersem neler yapabilirim? Ben bir çocuk olsam ne hissederim de neyi kaleme alabilirim? Ben yaşayan bir ergen veya yaşayan bir bireye ebeveyn olduğumda ben nasıl önüme çıkan engelleri aşıp ne hayallere sahibim ki ben nasıl bunları hayata adapte ederim? Bu sistematik yapı içerisinde bunları kaleme aldık ve halihazırda 20 yıldan beri 49 tane kitapla, 49 eserle kaleme aldığımız bu yapıtlarla yenilerini üstüne koyarak devam ederek eğitim hayatımıza devam etmekteyiz. İnşallah kalemimizdeki mürekkep kurumadığı müddetçe de bunları yazmaya, Allah'ın vermiş olduğu bu takdiriyatı yerine getirerek inşallah daha nice eserler kaleme almayı Rabbim bizlere nasip eder. Peki yazarlık nedir? Yazarlık dediğimiz gibi az önce cümleye başlarken de söyledim. İnsanın iç dünyasına inebilmesidir. İnsan kendisini tanıyabildiği müddetçe, kendisinin iç dünyasına yaşanabildiği, hayal kurabildiği ve gerçek anlamda kendini görebildiği anlamda hissettiklerini ortaya koyması aslında yazarlığın ta kendisidir. Biz gözümüzü kapattığımız, gönlümüzü eğildiğimiz andan itibaren aklımızdan ne geçiyorsa onu kaleme almakla mükellefiz. Ha bunu yaparken tabii ki profesyonel takılmak zorundasın. Neden? LGS'ler üzerine yazdığın eserlerde Milli Eğitim'in yazmış olduğu bundan önceki yıllardaki sorulara, yine ÖSYM'nin yazmış olduğu eski yıl sorularına ve yapmış olduğu konular ağırlığını vermiş olduğu soru limitlerine neler yapmış, bunun benzerleri neler olabilir? Biz soru sorduğumuzda buna ne kadar yaklaşabiliriz veya onların bizden istediği şeyler nedir mantığıyla bir öğrenci ne hissedebilir? O anda onun hissettiklerine eserleri kaleme almaya çalışıyoruz. Romanlarımızda kendi içerisinde kaleme aldığımız eserlerde bir kişi ne hissedebilir? Mesela ben Sevda Yalara adlı eserim var. Bunu kaleme alırken bir kadın ne hissederle yola çıktım. Biliyorsunuz kadın terörü şu an ülkemizin en büyük iç acıtan acılarından, acıtasyon durumlardan bir tanesi. Biz bir kadını gerçek anlamdaki toplum popülaritesinde nerede olması gerektiğini psikolojik ve sosyolojik travmalarıyla yaşamın kendi içerisindeki o sosyal yapının getirdiği kurallarla ve kaidelerle değil iç dünyasında kendi yaşadıklarıyla ben onun gibi empati kurarak ne hissedebilirim? No plan değil. Onun gibi. Ben o kişinin bende vermiş olduğu ambiyansı, bende yaşatmış olduğu hissiyatı düşünerek eseri kaleme almaya başlarım. Ne yapabilir? Nereye gitse ne hissedebilir? Kişilerle ne ilişki kurabilir? Kurduğu ilişkilerdeki limit nedir? Veya ileriye dönük neler hayal edebilir? Bu hayaller çizgisinde eserleri kaleme aldım. Yine çocuk kitaplarını yazarken bir çocuk ne hissedebilir? 5 yaşındaki çocuk mesela. Duyusal sensör dönemi içerisinde o çocuk kendi içinde hangi evredeyse ben onun gibi düşünüp onun gibi yaşayarak kaleme aldığım eserlerde onun hissettiklerini aslında mürekkebi akıttığım andan itibaren vurduğum imza onun hissiyatının tam bir yansıması haline gelmekti. O yüzden eserleri kaleme alırken iç dünyaya eğilmek ve dünya içerisinde empati kurarak kişilerin karakterlerinden yola çıkıp hayal ettiklerini kağıda dökmek en büyük afiyet derecesi. Bunu gerçekleştirdiğimiz andan itibaren zaten eser kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Peki 49 adet kitap yazdığınızı söylemiştiniz. En beğendiğiniz kitabınız hangisiydi? En beğendiğim kitap tabii ki işlerinde dediğim gibi çoğu öğrencilere sınav metabolizmasına, sınavın getirdiği değerliklere yönelik eserler olduğu için bunlar hakkında çok büyük bir yargılamada bulunamam. Kendi iç dünyam içerisinde kişiselleştirdiğimde en güzeli aslında Sevda Yalara diyebilirim. Çünkü romanda hayal dünyana eğiliyorsun. Kişi gibi düşünüyorsun. Onun ne hissettiğini, onun yaşam içerisinde nerede olduğunu ve bu dünyevi hayat içerisinde onun hissiyatıyla nerelere kadar gidebileceğini görmeye çalışıyorsun. Çünkü ben o eseri kaleme alırken hem bir Trakya hem bir Karadeniz mantalitesini aynı tavada bulundurup kaynattım.
Çıkan ürün benim zaten sunumu gerçekleştirdiğimiz yapıt haline geldi. Burada dediğim gibi o iki dünyayı tek dünyada yaşatıp onun hislerinle iki dünyanın bendeki yaratmış olduğu ambiyans neyse ben eserde bunu kaleme almaya çalıştım. Tabii dediğim gibi bunu yaparken de sosyal yapıyı, kişinin oradaki örüntü içerisindeki psikolojik sanrıları ve travmalarını, yaşam özelliklerini, hayatı ona getireceklerini, ondan götüreceklerini hisler dünyasında düşünüp kaleme alarak ürünü ortaya çıkardım. O yüzden ürünler içerisinde en güzeli veya en hissi duygularla kaleme aldığınız eser ne derseniz Sevda Ayarlarını söyleyebilirim. Peki şu anda yazmış olduğunuz bir kitap var mı? Tabii ki şu an Ergen Kalkan Yol Alır diye bir ergenler üzerine yazılmış bir kitap var. Yine yetişkinler üzerine bir kitabımız var. Çamaşır Matinesi. Çamaşır Matinesi çünkü bir bayanın içeride neler yaşadığını, bunu kendi hayatında nasıl komik bir aksanla yaşatabileceğimizi yansıtan bir eser. Çocuklara da Kelli Felli ve Abidik Gubidik olarak belirlediğimiz iki serimiz var. Çocuklara birinde tarihi olgularla geleceğe bakış açılarını, diğerinde ise bir çocuğun hayat içerisinde o sosyal yapıdaki yaşam grafiğini, kendi benlik seviyesindeki biricik özelliklerini yola çıkartarak o çocuğun hislerini kaleme aldığımız bir küçük hikayeleştirilmiş masal kitabı diyebiliriz aslında bunlara. Bu dört eser var şu an kaleme alınan. Tabii yine akabinde işler geliyor. Bunlar neler? Soru bankaları gelebiliyor. Bunun yanında işte ne geliyor? Konu altında kitaplar gelebiliyor bazen. Gerçi konu altında kitaplar şu an biraz durdu. Son dönemdeki eğitimdeki bu pandemik süreçten dolayı aksamalardan ötürü ama tabii tek tük işlerimiz de geliyor. Bunları da araya alıp işlerimizi halletmeye çalışıyoruz. Yani aslında ben çok iş olarak da bakmıyorum. Bunlar sadece para kazandığımız kısım ama asıl kendim bulduğum ve yaptığım şeyler ise kaleme almış oldum. Romanlar, masallar. Burada aslında kendinden çok ötelere giderek aslında yaşamak istediğim hayalle kurduğum dünyanın kapı bunlarla aralayabiliyorum Ümit Bey. Peki Türkiye'de yazar olmanın olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir? Eleştirel olması insanların kaldıramadığı en önemli özellik. Eleştiri yapıcı ve yıkıcı olmak üzere iki kısımda. İnsanlar her eleştiriyi yapıcı olarak üstüne almaya çalışıyor. Yıkıcı olanlarla göz ardı ederek uzaklaştığın bir dünyada zaten hata yapmaktasın. İnsanlar her zaman seni beğenecek diye bir durum yok. Yazdığın şeylerde hatalar ortaya çıkabiliyor. Mesela kaleme aldığın eserde mizampaş hatası çıkabiliyor. Dizgide hata olmuş oluyor. Baskıda, matbaa kısmında yazar olarak alan, satın alan kişi kimse seni tanıyor. Seninle irtibata geçiyor. Sana saydırıyor veya sana içindekileri döküyor veya seninle dertleşiyor. Yayınla direkt birebir irtibat kuramadığı için seninle konuşuyor. Ama demin dediğim gibi yani bunlardan besleniyoruz. Biz olumlu yanları da olumsuz yanları da alabilip onlarla birlikte kendimizi yoğurarak aslında yolculuğa çıkmamız lazım. Ancak bizler ne yapıyoruz? Her zaman popülerite. Popoflanacağız biz. Bu popülerite içerisinde biz her zaman diyecekler ki bize en doğru sensin aslanım. Senden daha iyisi yok. En mükemmeli sen böyle bir dünya yok. Böyle bir dünya yok. Eserleri kaleme alırsan hatasıyla, eksiğiyle, gediğiyle, doğrusuyla, eğrisiyle, günahıyla, sevabıyla. Eseri ortaya koyduğun andan itibaren beynin karşı tarafa kalmıştır. Hataların var mıdır? Tabii ki vardır. Ben beşeriyatta bir yaşayan evren içerisindeki kulsam benim kendi içindeki yaşadığım hatalar, yaptığım hatalar bunun en doğal yansıması olacak. Ama ben bu hatayı yapmışsam özür dileyebilmeli ve bu hatadan esinlenerek ileride yaptığım ürünlerde bu hatanın bir daha olmamasını yenilemeye çalışmalıyım. Bundan daha ötesi yok. Dediğim gibi biz olumluya doğru çok kaydık. Olumsuzları ittik kendimiz. Böylece ne oldu? Hep olumsuzlukları kendimiz göz ardı ettiğimiz için dünyanın en iyisini bizim yaptığımızı ve daha iyi ürünlerin, daha güzel şeylerin bizim tarafından ortaya koyulduğunu düşündük. Böyle bir şey yok. Ha olumlu yönde demin dediğim gibi insanlar tarafından sevinmek. Dünyanın en güzel şeyidir ya. Gözlerden çıkan mutluluktan bir teşekkür tebessümünü alabilmek en büyük hediyedir senin için. Adam sana mutlulukla bakabiliyorsa, aldığın ürünle ilgili sana sanal dünyadan teşekkürler edebiliyorsa, hiç tanımadığın bir insandan güzel bir yanıtlama geliyorsa en büyük hediye bu zaten. Peki eğitim koçluğu nedir? Eğitim koçluğu çocuğa yaşamı boyunca eğitsel anlamda yol arkadaşlığı yapabilme düşüncesi. Şimdi bu nedir? Çocuk sınava hazırlanıyor. Sınava hazırlanırken nasıl çalışacağını, hangi zaman dilimleri arasında ne yapacağını, bu süreç içerisinde nelerden yaralanıp nelerden besleneceğini sen ona öğreteceksin. Çocuk uyandığı andan akşam yastığa başını koyabileceği son seansa kadar ki geçen sürede o çocuğa birebir rehberlikte bulunacaksın. Kaç soru çözmüş, kaç neti, kaç doğrusu var, o hafta içerisinde ne kadar ders çalışmış, sınava yönelik bütün yayınlardan ne kadar esinlenmiş, o çocuk o sınava hazırlanırken gerçek anlamda kendini nasıl hissetmiş, o anda yaşamış olduğu belli sıkıntılardan kurtulabilmiş mi? Şimdi bu dünya içinde yaşıyoruz. Ama bunu yaşarken çocuk ister istemez sıkıntılar içerisinde de bulunabiliyor. Maddi sıkıntılar olabiliyor. Ergenlik döneminde olduğu için ermenlikten geçmiş ergenle ya da dolayı dizgin ergenlik devam ediyor. Kendi içinde sıkıntıları var. Niye? Anne baba kaka bir dünyada. Anne baba sevilmiyor. Niye? Çünkü kendisinden yaşça büyük veya kendi kalitesi olarak gördü. Arkadaşları onun için
en büyük etmen. Model olarak onları alıyor. Akran danışmanlığı. Ne oldu? Akranlarımla çok güzel irtibata geçti. Onların modeli aldı. Stilist olarak onları görüyorum. Modelist olarak onları görüyorum. Çocuk onlardan esinleniyor. Bu popüler dünyanın içerisinde kendini onları özgürlüğü bulunup özveri olarak onları kendi içerisinde aldıktan sonra ne olacak? Aileyi itilmişliğinde çocuk kendi dünyasında farklı bir ambiyans katacak kendine. Ha tabii bunun olumlu yanları var. Ama olumsuz tarafları devreye girdiği andan itibaren çocuk bir anda büyük bir çöküş yaşayacak. Bizim amacımız çocuğun yaşadığı bu çöküşte, bu sıkıntılı dönemde ona destekte bulunarak ona faydalı olabilmek kaidesi. Dediğim gibi sınavsızlandığı andan itibaren hem psikolojik olarak, hem eğitsel olarak, hem sosyal olarak bütün saydığım mecralarda ona yetkin bir halde eğitim vermek bizim en asli görevimiz. Bunu yapabiliyorsak zaten başarılıyız. Ha bunda sıkıntı yaşıyorsak bizler zaten o çocuğa bir katre dahi destek verememişiz demektir Emre Bey. Peki yaşam koçluğu nedir? Yaşam koçluğu eğitim koçluğu gibi. O da yetişkinlerin hayat dünyası içerisinde alabildiklerini ve kazanabildiklerini. Yaşam koçluğu 9 farklı çarptan meydana geliyor. Aşk var, sosyal hayat var, fanatizm var, psikolojik evre var, ekonomik boyutu var. Birçok evreden oluşan bir dünya düzeninde biz evrendeki örnekten grubu içinde insanlara destek vermekle mükellefiz. Adamların ihtiyaç duyduğu alanlara eğilmekle mükellefiz. Duygusal olarak eksikliklere kapılabiliyor. Ekonomik anlamda sıkıntılara kapılabiliyor. Ne bileyim işte sosyal bir varlık olduğu için arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde sıkıntılar yaşayabiliyor. Kendi içerisinde iş hayatında arkadaşlarıyla veya astüs ilişkisinde patronlarıyla veya çalışma düzeyindeki üstündeki kişilerle sıkıntılar yaşayabiliyor. Bu gibi sıkıntılı durumlarda sen ne yapıyorsun? Ona eğitiyorsun, ona yardımcı olmaya çalışıyorsun. Yine bulunan işletmelere gidip o işletmelerle ilgili belli briefingler ve programlar veriyorsun kendilerine. Onlarla konuşarak işin daha nasıl nazır konumda onların yapılabileceğini ve bu şekilde kişilerin işe nasıl katlanabilip daha iyi sonuçlar alabileceği evrelere nasıl geçebileceğini sen onlara anlatırsan o doğru bir yolda ilerliyor. Yine toplumsal hayat içerisinde kadının ve erkeğin yaşamış olduğu birliktelik sıkıntılarından doğan bir takım negatif durumlar meydana geliyor. Ne yapıyorsun? Bu gibi durumlara da yine sen devreye giriyorsun. Evet ben bir psikolog değilim, evet ben bir psikiyatr değilim ama ben bir koçsam ona hayatın içerisindeki koçluk seminerini en iyi şekilde vermekle mükellefim. Yani onun eksiklik duyduğu hangi alan varsa bunu doldurmak benim en asli görevim Emre. Peki insanlar neden yaşam koçlarına ihtiyaç duyarlar? Yalnız oldukları için. Şu büyük dünya içerisinde tek kaldıklarını düşündükleri için. Çünkü yeri geldiğinde kendimize eğildiğimizde şunu görüyoruz. Aslında bir hiçiz. Hani diyoruz ya biz herkesi çok iyi tanırız. Tanıyamazsın. Kendini bile tanıyamıyorsun. Bazen öyle şeyler yapıyoruz ki ya diyoruz ben bunu nasıl yapabilirim? Çünkü sen kendinde bile büyük bir evren taşırken kalkıp büyük bir kainatın, büyük bir evrenin nasıl bu kadar büyük tanılayıcısı haline gelebiliyorsun ki? Biz yaşam dediğimiz bu evren içerisinde insanları en iyi şekilde tanımak ve insanları en iyi şekilde yönlendirmekle mükellefiz. Ama dediğimiz gibi eksik yanlarını da hatalı durumlarını da görmek bizim en asli görevimiz. Bunları yapabilirsek ve bunlardan esinlenerek yolumuza devam edersek hepsinin açıklarını rahatlıkla kapatabilecek ve onlara yardımcı olabilecek bir oryantasyona sahibiz demektir. Bizim demin dediğim gibi yaptığımız şey kişilerin dünyalarına dokunarak onları olabildiğince en iyi şekilde nasıl en doğruya, en güzele nasıl götürülebileceğini onlara aşılayabilirsek aslında en büyük başarıyı göstermiş olacağız. Evet değerli izleyenler, bir Yaşamın İncisi programının daha sonuna geldik. Yaşamın İncisi'nin bugünkü konuğu yaşam koçu, eğitim koçu, öğrenme koçu, eğitimci yazar Umut Yazıcı'ydı. Çok teşekkür ederiz Umut Bey. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Öncelikle ben teşekkür ederim. Buraya gelmek, bu güzel ailenin bir parçası olarak böyle bir programı sizlerle beraber yapabilmek bizler için mutluluk verici bir esin kaynağıydı. İzleyicilere söylemek istediğim şey, kendi iş dünyalarına, kendi hayat düzenlerine ve kendi yaşam alanlarına eğilmeleri, kendilerine dokunarak bu hayatın dikenli yollarında, uzayıp giden patikalarında, ayakları kanayana kadar hissettikleri acı ne olursa olsun, doğrusuyla eğrisiyle, hatasıyla, yanlışıyla, günahıyla, sevabıyla kendileri bir bütün olarak görmelerini rica ediyorum. Çünkü siz kendinizi iyi tanır, biricik kavramınızı, biricik benliğinizi kendiniz çok iyi çözümleyebilirseniz, kendi hayal dünyanızdaki doğruyu görüp gerçek manada kendi doğrularınıza yol alırsanız zaten sonuç muvaffak olacaktır. Burada sizlerden ricam, lütfen ama lütfen kendilerinizdeki doğruları, kendilerindeki güzel yanları, pozitif enerjinizi kullanarak yapabileceklerinizi eksik görmeden kendinizi bir tam karakterize yapı olarak atfettiğiniz andan itibaren zaten başarı sizler için muvaffak olacaktır. Tekrar söylüyorum, kendi iç dünyanıza eğilin, kendinizle yüzleşmekten korkmayın. Kendi hayal dünyanızda kazandığınız bütün kazanımlar aslında sizin yol haritanızı belirleyecek. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sürçülisan ettiysem affola, hayırlı günler diliyorum, saygılarımla efendim.